O, imkansızlıklar içindeki bir milletin var olma savaşının sahibi, sevk ve idare edicisi, yeni bir devletin kurucusuydu. Bu lider Mustafa Kemal Atatürk'tü. O, hiçbir engele aldırmadan yürüme azmini gösteren kararlı bir liderdi. Karakterini hürriyet ve istiklal olarak tarif eden, sadece kendi milleti için değil, özgür ve onurlu bir yaşam hayal eden, bütün milletlerin sorumluluğunu omuzlarında hisseden bir öncüydü. İradesi, halka inancı, değişime ve milli iradeye bağlılığıyla 20. yüzyılda tarihin seyrini değiştiren büyük önderdi. Mustafa Kemal Atatürk. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Makedonya'da ve buranın kalbi durumundaki Selanik'te Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin oğlu olarak 1881'de dünyaya geldi. Önce Selanik Rüştiyesini ve Manastır Askeri İdadesini tamamladı. Daha sonra İstanbul'a gelerek Harp Okulu'nu ve Harp Akademisi'ni başarıyla bitirdi. Temmuz 1921'de Eskişehir Kütahya muharebelerinde alınan yenilgi sonrasında oluşan umutsuzluk ve çoğalan muhalif seslere rağmen her koşulda akılcı ve soğukkanlı bir lider olan Mustafa Kemal Paşa, meclisten savaşın sevk ve idaresinin kendi sorumluluğuna verilmesini talep etti. Meclis, 5 Haziran 1921 günü oy birliğiyle çıkarılan kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları Başkumandanlığı'na Mustafa Kemal Paşa'yı getirdi. ...26 Ağustos 1922 günü Afyon'un güneyinde Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa son ve kesin taarruz emrini verdi. ...30 Ağustos'ta Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde Yunan birlikleri bozguna uğratıldı ve 9 Eylül'de İzmir'e kadar kovalanan Yunan birliklerinin ülkeyi terk etmesiyle Anadolu'daki işgal fiilen sona ermiş oldu. Eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, sosyal hayattaki düzenlemelerden, dış dünyayla ilişkilerde ihtas eden barışçı siyasete birçok alanda büyük bir devrimle Türkiye adeta yeni baştan yaratıldı. Onun önderliğinde Türkiye'nin başardıkları, sömürgeci devletler tarafından sindirilmiş halklara umut oldu. ...1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ona verdiği soyadıyla Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğunda geride yaptıklarına minnettar, geleceğe güvenle bakan Türk halkının sonsuz kederi kaldı. Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, onunla başlayan muasır medeniyetlere ulaşma yürüyüşüne
yine onun ilkelerinin ışığında kararlılıkla devam ediyor.